Diyanet Haber'den hayırlı akşamlar. Bugün 13 Aralık Perşembe, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, sabah saatlerinde Ankara'da yaşanan tren kazası haberiyle başlıyoruz. Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren önce aynı güzergahta yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotifle çarpıştı. Savrulan lokomotif ve raydan çıkan vagonlar istasyona girişi sağlayan üst geçidi yıktı ve üst geçit trenin üzerine devrildi. Feci kazada 3 makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma açıldı. Günün ilk seferiydi. Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren saat 6.30'da Ankara garından hareket etti. Dakikalar sonra facia yaşandı. Yüksek hızlı tren saat sabah 06.30'da bu noktadan harekete çıkmıştı. Yola çıkmasından dakikalar sonra yol kontrolü sağlayan önündeki sarı renkli yolcu kılavuz trenle kafa kafaya çarpıştı. 206 yolcusu bulunan hızlı trenin 3 vagonu raydan çıkarak devrildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan tren istasyona yolcuların girişini sağlayan üst geçide çarptı. Üst geçit trenin üzerine çöktü. Feci kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri, ambulanslar ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Tren vagonlarının enkazı altından 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Yaralılar kurtarılarak hastanelere taşındı. Kurtarma çalışmaları UMKE, 112 acil servis, itfaiye ve AFAD ekiplerince yürütüldü. Dedektör köpeklerle vagonların altında arama yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 9'a yükseldi. 84 kişi yaralandı. Yaşamını yitirenler arasında yüksek hızlı trenin 2 makinistiyle kılavuz trenin 2 makinistinden biri de vardı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma süreci de hızlıca başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı 3 savcıyı görevlendirdi. Olayda ihmalleri olabileceği ihtimaliyle demir yolları kontrolörü, teşkil memuru yani makasçı ve hareket memuru gözaltına alındı. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacaktır. Kazada yaralanan 34 yaralının tedavileri hastanede sürüyor. Toplam hastanelerimize gelen 84 hastamız oldu. Bu 84 hastanın şu an 34 hastamız tedavileri hastanelerimize devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da kaza sonrası sosyal medya hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Erbaş mesajında kazada hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum ifadesine yer verdi. Sayın seyirciler, Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon için günler belki de saatler sayıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç güne başlarız dediği operasyona Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki geldi. Pentagon endişe verici, tek taraflı bir operasyonu kabul edemeyiz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise operasyon kararlılığını yineledi. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza... birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ifade ediyoruz. Fırat'ın doğusunu da asli sahipleri için huzurlu ve yaşanılabilir yerler haline dönüştürmekte kararlıyız. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK-YPG varlığına yönelik olarak birkaç gün içinde operasyon başlayacağını açıklamıştı. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir.
bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır. Türkiye'nin Suriye topraklarındaki 3. askeri operasyonundaki kararlılığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yineledi. Ülkemizin ve milletimizin karada, denizde, havada, uluslararası hukuktan doğan tüm haklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla koruduk, korumaya devam edeceğiz. Fırat'ın doğusu dahil Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoru olmasına izin vermemiz, göz yummamız asla söz konusu değildir. Ankara'nın yakın operasyon sinyaline karşı Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki geldi. Açıklamanın sahibi Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Robertson'dı. Türkiye'ye sınır güvenliği garantisi veren Robertson açıkça böyle bir operasyonu kabul edemeyiz dedi. Birbirimizin güvenliğinden sorumluyuz ve Türkiye'nin sınır güvenliğine tamamen bağlıyız. Koordinasyonsuz askeri operasyonlar ortak menfaatlerin altına uyacaktır. Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez addederiz. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmalar üzerinden ekonomiye yönelik karamsarlık senaryoları çizen ekonomistlere tepki gösterdi. 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planıyla Cumhurbaşkanlığı projelerini açıkladı. O eylem planında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerinin önemine de vurgu yapıldı. Çalışmaların daha etkin hale getirileceği belirtildi. Kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden ekonomimize pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kur ve enflasyon üzerinden ekonomide karamsarlık senaryoları çizen ekonomistlere işte böyle tepki gösterdi. İkinci 100 günlük eylem planını açıklayan Erdoğan, Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz dedi. Birkaç ay öncesine kadar sabah akşam milletimize karamsarlık pompalayan siyaset simsarları, sözüm ona ekonomistler, köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar. Hiçbirinden şimdi çıt çıkmıyor. Allah'ın izniyle ikinci 100 günlük icraat programımızı uygularken de aynısını yapacağız. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, onlara fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının operasyon aracı haline dönüşmüş olan çevrelerin eleştirilerine kulak asmayacağız. Hiçbir kirli planın, hiçbir ekonomik tetikçinin ihtiraslarının kulu kölesi olmuş hiçbir menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz. Yeni yönetimin ikinci 100 gününde 24 milyarlık 454 eylemin bitirileceğini söyleyen Erdoğan, ekonomiden sağlığa, eğitimden adalete kadar birçok alanda hayata dokunacak olan projeleri tanıttı. Erdoğan, FETÖ ve terör örgütlerinin yurt dışındaki finansman kaynaklarını da bitirmek için mücadelenin daha etkin hale getirileceğini söyledi. FETÖ ve PKK-PYD'nin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Önümüzdeki 100 gün boyunca FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz. İkinci 100 günlük eylem planı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da önemli çalışmaları öngörülüyor. FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine karşı yurt içi ve dışında farkındalık faaliyetleri artırılacak. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere din hizmetinin kalitesi yükseltilecek. Birçok alanda konferans ve yayınlarla daha fazla kişiye ulaşılacak.
Ayrıca plan kapsamında 37 ilde 35 cami ile Kur'an kursu, eğitim merkezi ve müftülük hizmet binasının temeli atılacak. Yapımı tamamlanan 175 cami, Kur'an kursu, eğitim merkezi ve müftülük hizmet binasının da açılışı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019'u yaşlılık yılı ilan etti, gençlere yönelik projeleri anlattı. Aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak gayesiyle 2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenliyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak aynı frekanstayız adıyla bir gençlik radyosu kuruyoruz. İkinci 100 günlük eylem planında KOBİ'lere 274 milyon destek verilecek, çiftçiler ve kadın girişimciler de desteklenecek. Savunma sanayinde yine önemli projelere imza atılacak. Erdoğan, testleri süren milli genel maksatlı helikopterimiz Gökbey'in seri üretiminin 2 yıl sonra başlayacağını duyurdu. Yerli helikopterimiz Gökbey. Milletimize hayırlı olsun. En yakın zamanda. 2021'de seri üretime başlayacak. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Aile ve Dini Rehberlik Büro Koordinatörleri Çalıştayı düzenleniyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın katılımıyla başlayan çalıştayda önemli başlıklar yer alıyor. Aile ve dini rehberlik bürolarının toplumun her kesimine hizmet sunduğunu söyleyen Başkan Erbaş, toplumun temel yapı taşı olan ailenin korunması ile ilgili çalışmalara duyulan ihtiyaca vurgu yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Aile ve Dini Rehberlik Büro Koordinatörleri Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş ve 81 ilden gelen Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinatörleri katıldı. 385 Aile ve Dini Rehberlik Bürosu müftülüklerimiz bünyesinde kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı toplumumuzun her kesimine güven ve sevgi ve samimiyetle hizmet sunmaya devam etmektedir. Evlilik öncesi eğitimler, aile okulu seminerleri, çocuklara ve gençlere değerler eğitimi, boşanma sürecinde ve sonrasında dini danışmanlık, bölgesel aile sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler, bunların her biri gerçekten çok önemli konular. Aile ve dini rehberlik bürolarının yıllardır önemli bir boşluğu doldurduğunu belirten Erbaş, evliliğe ve aile kurumuna hazırlık olarak verilen eğitimlerin önemini vurguladı. Evlilik öncesi eğitime bu toplumun ihtiyacı var. İnsanların ihtiyacı var, gençlerin ihtiyacı var. Sabır çok önemli. Önce bizde olacak sabır. Sabırla insanlara yaklaşacağız. Bizden bir şey bekleyenlere tahammül ile yaklaşacağız. Sabır ile yaklaşacağız. Sabırsızlık gösterirsek başarıya ulaşamayız. Sosyal hizmet kurumlarında yürütülen çalışmaları anlatan Başkan Erbaş, huzur evlerinde verilen manevi desteğin de önemli bir hizmet olduğunu söyledi. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Buyuran Peygamberimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle. Anne kucağına, baba ocağına hasret ve topluma emanet olan yetimlere, gözü kapılarda kalmış huzurevi sakinlerine, büyük ümitlerle kurduğu yuvasını acı içinde terk etmek zorunda kalmış kadınlara şefkat ve sevgiyle el uzatıyoruz, diyoruz. Onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor ve yaralarına merhem olmak amacıyla manevi destek veriyoruz. Genel değerlendirmelerin ve açık kürsünün yapılacağı Aile ve Dini Rehberlik Büro Koordinatörleri Çalıştayı'nda aile kurma ve aile birliğini korumaya yönelik çalışmalar, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, aile ve dini rehberlik hizmetleri bağlamında kurum içi ve kurumlar arası sorunlar ve çözüm önerileri başlıkları ele alınacak. Ayrıca aileye dair bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri, aile ve kadını tehdit eden şiddete dayalı dini görünümlü yapılarla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar, aileyi tehdit eden bağımlılıklarla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar farklı oturumlarla değerlendirilecek. Müzik
Almanya Başbakanı Angela Merkel, zaman zaman haksız ve hukuksuz suçlamalara maruz kalan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ile ilgili konuştu. Merkel'e DİTİB'in Alman istihbarat birimlerince neden izlenmediği soruldu. Angela Merkel, kimlerin izlenip izlenmeyeceği konusuna güvenlik birimleri karar verir. Biz DİTİB temsilcileriyle birlikte çalışıyoruz. Sorun olan konular varsa muhataplarımızla beraber açıkça konuşuyoruz dedi. Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne yönelik İslamofobik saldırı ve karalama kampanyalarının sonuncusunda DİTİB'in istihbarat birimlerince izlendiği iddia edilmiş. Resmi rakamlar daha sonra bu iddiayı yalanlamıştı. Almanya Başbakanı Merkel'e DİTİB'le ilgili iddialar soruldu. Merkel, rahatsız olduğumuz konular olursa bunu muhataplarımıza iletiyoruz dedi. Kimin ne zaman hangi kapsamda izleneceğine güvenlik birimleri karar verir. DİTİB'in birçok temsilcisiyle birlikte çalışıyoruz. Rahatsızlık duyduğumuz noktaları muhataplarımıza açık bir şekilde iletiyoruz. Bu kurumun yakın bağları olan Türkiye ile de gereken konuları değerlendirme yaklaşımındayız. Özellikle Almanya'daki firari FETÖ'cülerin karalama kampanyaları ve lobileriyle zaman zaman din görevlileriyle ilgili hukuksuz iddialar da gündeme geliyordu. Merkel bu konuyla ilgili olaraksa Almanya'da imamlık eğitiminden bahsetti. Almanya'da üniversitelerde İslam dini dersi okutulduğunu biliyoruz. Benim görüşüm ülkemizde imamlık meslek eğitimine ihtiyacımız var. Gelecek için de oldukça gerekli olduğunu düşündüğüm böyle bir uygulama bizi bağımsız kılar ve gereklidir. Sayın seyirciler, İsrail, Filistin'de işgal altındaki tuttuğu bölgelerde 3 Filistinliyi daha şehit etti. Kassam Tugayı üyesi oldukları açıklanan 2 Filistinlinin öldürülmesi için operasyonu İsrail Özel Kuvvetleri düzenledi. Bu arada Gazze'de şehit olan 4 yaşındaki Ahmet Yasir, İsrail'e öfke ve gözyaşları içinde toprağa verildi. Allahu Ekber. Gazze'de İsrail askerlerinin barışçıl büyük dönüş yürüyüşü gösterilerinde ağır yaralanmasının ardından hastanede şehit olan 4 yaşındaki Filistinli çocuk Ahmet Yasir, Han Yunus'ta toprağa verildi. Minik şehit Ahmet Yasir'in annesi Arap ülkelerine seslendi. O gün oğlumun isteğini kırmadım ve kek hazırladım. Dilimlere böldüğüm kekten payına düşeni yedi ve ardından kardeşlerini öperek sanki onlara veda etti. Suçu neydi? Gösteriler sırasında bizi izlemekten başka hiçbir şey yapmamıştı. O inşallah Allah katında şehit oldu. Arap ülkelerine sesleniyorum. Filistinlilerin, günahsız şehit çocukların yanında durun. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da yargısız infazlar gerçekleştirdi. 7 Aralık'ta Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 6 İsraillinin yaralandığı silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih El Bergusi ve Eşref Nualve, İsrail İç İstihbarat Servisi Shin Bet operasyonuyla öldürüldü. Hamas, 2 şehidin silahlı birliği Kassam Tugayları üyesi olduğunu açıkladı. Kudüs'te ise polislere bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinli şehit edildi. Gazze'de Ulusal İslami Güçlerin çağrısıyla meçhul asker anıtı bahçesinde İsrail'in 3 kişiyi öldürmesi protesto edilirken, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeye düzenledikleri baskında saldırıya tepki gösteren Filistinlilerle çatıştı. 2 Filistinli yaralandı. Yine Batı Şeria'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından durakta otobüs bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 2 İsrailli öldü, 2 İsrailli yaralandı. Evet, İslam coğrafyasında dikkat çeken başka neler oluyor paylaşalım. Cemal Khashoggi cinayeti nedeniyle ülke içinde sert eleştirilere maruz kalan Trump yönetimi, Suudi Arabistan'a sert yaptırım çağrılarına kulaklarını tıkıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 21 Suudi yetkiliye ABD tarafından uygulanan yaptırımın yeterli olduğunu savundu. Korkunç cinayeti hafife almıyoruz ama unutmayın ki İran Orta Doğu'da hızla yayılıyor. Başkan Trump, ABD'yi korumakta kararlı dedi. Pompeo, Suudi Arabistan'la önemli bir ortaklığımız var ve bu ortaklık başkanın ilk 2 yılında ABD'nin güvenliğine hizmet etti. Güvenliğimiz için Suudi Arabistan'la birlikte çalışmayı sürdüreceğiz dedi.
Suudi Arabistan'a bir destek de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi. Netanyahu, İstanbul'daki cinayet korkunç ama Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa sadece Orta Doğu'da değil tüm dünyada istikrar bozulur dedi. Yemen'deki insanlık dramına ilişkin çarpıcı bir rakam daha geldi. Uluslararası raporlara göre ölen çocukların sayısı 85 bine ulaştı. Ülkede 21 milyon insan gıda sıkıntısından dolayı acil yardım bekliyor. Bu arada İsveç'te sürdürülen Yemen barış müzakereleri sona erdi. Meşru devlet güçleriyle savaşan Husilerin insani yardımların ulaştırıldığı liman kenti Hudeyde'den çekilmeyi kabul ettiği belirtildi. Avrupa Birliği, Myanmar'daki ciddi insan hakları ihlallerine dikkat çekerek sorumlu üst düzey askeri yetkililer ve polislere yönelik ilave yaptırımlara hazırlandığını açıklamıştı. Myanmar İnsan Hakları, Avrupa Birliği'nin kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri maaş artışı, erken emeklilik ve eğitim reformu talebiyle gösteri düzenledi. Halkın okulu, demokratik eğitim, milli kültür, devlet okullarını kurtarın yazılı pankartlar taşındı. Mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin 1200 Tunus dinarı yani 408 dolara maaş aldığı Tunus'ta öğretmenlerin bir diğer talebi de 60 olan emeklilik yaşının 55'e düşürülmesi. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 8. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı. Festival kapsamında kırmızı halı geçişi yapıldı. Kırgızistan, kısa filmlerin ülkesi sloganıyla düzenlenen festivalin açılış töreninden önce Manas Sineması önünde dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü dolayısıyla Aytmatov'un ilk öğretmen Cemile ve Beyaz Gemi eserleri sahnelendi. Ve örnek olması dileğiyle güzel haberler. Niçin böyle bir yardım kampanyasını bulmak istedin? Çünkü fakirlere yardım etmek için. Evet. Yoksullara falan yardım etmek için. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 11 yaşındaki Yusuf Çağrı da Yemen'e yardımıyla uzattı. Şehit Musa Vuruşkan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Küçük Yusuf harçlıklarından artırarak biriktirdiği 100 lirayı Yemen'e bağışladı. Seni öncelikle bu şekilde düşüncenden dolayı seni tebrik ediyoruz. Bitlis'te 4 ay önce çıkan kavga sonrası kan akmış, hatta bir kişi can vermişti. Aileler arasındaki husumette karşılıklı olarak 9 kişi yaralandı. Vali Oktay Çağatay ve kanaat önderleri girişimiyle aileler barıştı ve bir spor salonunda barış töreni düzenlendi. İki ailenin mensupları Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barış için yemin etti. Hayırlı olsun. Manisa Sağlık Müdürlüğü, yatarak tedavi gören düşük gelirli hastaların bu süreçte ihtiyaç duydukları pijama, iç çamaşırı ve terlik gibi ürünleri ücretsiz olarak temin edebilmelerine yönelik olarak sosyal market uygulamasını hayata geçirdi. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde açılan marketin ürünleri ilçe esnafının bağışlarıyla karşılanıyor. Ağrı'da da anlamlı bir iyilik çalışması yapıldı. Bu kez yardım eli engellilerden uzandı. Ağrı Engelliler Meclisi ve Doğu Bayazıt Yaşama Sevinci Engelliler Derneği tarafından düzenlenen yardım kampanyası kapsamında dağ köylerindeki çocuklara 200 kaban ve bot gönderildi. Bitlis'in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler de katıldı hayır ve iyilik kervanına. Beşköy'deki 1000 öğrenciye temel eserler ve Türk klasiklerinden oluşan kitaplar hediye edildi. Polislerin çocuklar için yaptıkları bununla da sınırlı değildi. Hep sizin yanınızda da oluyorlar. Şimdiye kadar da köyde gayet güzel çalışmaları var. Zaman zaman evlerde çocuklarımız ziyaret ediyorlar. Zaman zaman yine sizler gibi gençlere çeşitli kurslar veriyorlar. İşte bağlama kursuydu. İzmir'deki yardımlaşma ise dalga dalga yayıldı. Maddi durumu yetersiz arkadaşlarının defter, kalem, çanta gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için askıda defter, kalem kampanyasını başlatan bir okul diğer okullara da örnek oldu. Uygulama il genelinde yapıldı. Şimdi şehrin sınırlarını aştı. Toplanan okul malzemeleri Van'da muhtaç öğrencilere gönderildi. Sırada Muş var.
Doğadaki dostlarımız da şefkatli ellerdeydi. Bartın'da av tüfeğiyle vurularak yaralanan köpeğin yardımına üniversite öğrencileri koştu. Öğrenciler köpeği veterinere götürerek tedavi olmasını sağladı. Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir okul bahçesindeki menfeze sıkışan köpek yavrusu öğrencileri ve öğretmenleri seferber etti. Öğretmenler toprağa kazarak minik köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Kardeş seni kurtardı. Senin karnın doymuş mu bakım? Burdur'un Altınyayla ilçesinde ise eski bir un değirmeninin su oluğuna düşen yavru kedi belediye ekiplerince kurtarıldı. Konya'da Beyşehir Gölü kıyısında balıkçı tarafından yaralı halde bulunan saz dilicesi tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ana haber bültenimizin bugün de sonuna geldik sevgili izleyiciler. Yarın saat 18.30'da Fatih Şahin sizlerle birlikte olacak. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, iyi akşamlar.